Bugün gene Aliye Hanım geldi. Mustafa'nın annesi, oğlu ustabaşı olmuş da, biliyorsun cevabımızı bekliyorlar. Cevabımızı vermiştik anne. İyi ama kızım, daha ne zamana kadar evlenmeyeceksin? Bugüne kadar bütün kısmetlerini geri çevirdin. Ben de artık torunlarımı kucaklamak isterim. Yoksa başka biri mi var? Hı? Evet anne. Fakat seni üzüp utandıracak bir şey yapmadım. Bu meseleyi sana açmak için de bir fırsat bekliyordum. Kimin nesi? Ben tanıyor muyum? Hayır, tanımazsın. Zengin bir ailenin çocuğu. İyi bir insan. Çok mu zenginler? Evet, çok zenginler anne. Ama benim için zengin olması önemli değil. Nasıl önemli olmaz kızım? Davul bile dengi dengine vurur. Zengin olmak kabahat mı anne? Kabahat olan zenginlik değil, fakirliktir yavrucuğum. Sen daha hayatı hiç tanımıyorsun. Fakirlerin sevmeye bile hakları yoktur. Kemal! İçeri girmeme müsaade eder misin? Tabii, buyur. Beni annene tanıtmayacak mısın? Anneciğim, bu Kemal. Müsaade ederseniz, elinizi öpeyim efendim. Sağ ol evladım. Buyur, şöyle geç. Nasılsın oğlum? İyi misin? İyiyim efendim, teşekkür ederim. Evden ayrıldım Nevin. Yoksa benim yüzümden mi? Yok, hayır. Hem böylesi daha iyi olacak. Göreceksin. Şimdilik bir dostumun yanında kalacağım. Eski bir aile emektarıdır. Tersanede ustabaşı. Bana da orada bir iş bulacak. Sen tersanede mi çalışacaksın? Evet. Daha iyi bir iş bulana kadar. Her şeyi düşündüm. Her şeyi göze aldım. Aslında bu vazife anneme babama düşerdi. Buraya elinizi öpmeye ve kızınızı istemeye geldim efendim. Kısmetse olur evladım. Siz birbirinizi istedikten sonra neden olmasın? İşte ustabaşın Mustafa Demir bu. Seni ona teslim ediyorum. Kemal Bey yakınımdır. Onu senin postana verdiler. Göz kulak oluver Mustafa olsa. Sen iyiliksever adamsındır. Sen merak etme Nuri Baba. Dört göz dört kulak oluruz. Sağ ol Mustafa olsa. Hadi hayırlısı olsun. Bana müsaade çocuklar, hadi eyvallah. Güle güle. Uğurlar olsun. Süt kuzusu, hoş geldin bakalım. Hanım evladı manzarına bakılırsa, tersanenin havası biraz sıhhatine dokunacak ha, ne dersin? Ne, alışırız.